Evet, merhaba sevgili izleyenlerimiz. Ekranın başına hoş geldiniz. Bugün yine şöyle Ramazan'a tam alıştık. Artık bünye de alıştı güzelce bir şekilde. İnşallah siz de Ramazan'ı şöyle iyi bir şekilde idrak etmiş olacaksınız. Şimdi sizlere bugün yine güzel yemeklerimiz var. Sevgili izleyenlerimiz, hemen sofralarımızı donatacağımız şekilde sunumlarımız olacak. Hasan Paşa köftemiz olacak. Onu sizlerle beraber hazırlayacağız. Ve Hasan Paşa köftemizin yanında çok da güzel bir gün makarna hazırlayacağız. Sevgili izleyenlerimiz, makarnamız olacak. Bol mantarla beraber yapacağımız güzel bir hemen makarnamız olmuş olacak inşallah. Tabii bunun yanında sevgili izleyenlerim çok da güzel bir tatlı hazırlayacağız. Hemen bugün çilekli pudingli tatlımız var ama sevgili arkadaşlar, ben şöyle iftarda biz dedik ki çikolatalı olsun diye, ben de onlar için bugün yine güzel bir sunum hazırlayacağım. Tatlımız olacak sevgili. Bu şekilde 3 tane yemeğimiz hazırlamış olacak ve tezgahımızın üzerine sunmuş olacağız. Tabii bunlar neyle yapacağız? Hemen Aneban ürünlerimiz. Sevgili izleyenim, birbirinden lezzetli, güzel, sağlıklı, organik, %100 katkısız sevgili izleyenimiz. Bak %100 diyorum, katkısız bir şekilde hem tereyağımız, hem kaşar peynirimiz, hem de şöyle organik yumurtalarımız, süt ürünlerimiz var. Bunlarla dediğimiz gibi güzel yemekler yapacak ve lezzetli bir şekilde hazırlanmış olacağız. Bunların yanında şöyle sevgili Kutlu markasıyla çok da güzel bir saklama kaplarımız var. Bunların içinde şöyle isterseniz bayramda şekerlerinizi bolca kullanabilirsiniz. Hemen kuru gıdalarınızı saklayabilirsiniz. Ve hatta çocuklarınızın fazla malzemeleri varsa, kırtasiye olabilir, elbiseleri olabilir, oradan muhafaza edebilirsiniz, saklayabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Birbirinden şık, güzel, farklı renklerle de onları temin edip kullanabilirsiniz. Tabii dediğimiz gibi güzel bir sunum ve farklı bir sunum, gördüğünüz gibi birbirinden güzel şöyle farklı desenlerle, farklı ebatlarda da internet sitesinden kutumarka.com'dan da ulaşıp sevgili izleyenim oradan da bunları temin edebilirsiniz. Tabii Schaeffer'la beraber dedik sevgili izleyenim, Schaeffer'da evlerimize girdikten sonra ocağı unutuyoruz, fırını unutuyoruz. Sağlıklı, kokusuz ve güzel yemekler, yağsız yemekler dedik. Schaeffer'la beraber bütün ızgaralarımızı yapabiliriz, sulu yemeklerimizi yapabiliriz, her şeyi hazırlayabiliriz. Schaeffer'la beraber sunumlarımızı da yapabiliriz. Evet, şimdi sevgili izleyenim, ilk önce köftemiz, hemen yavaş yavaş köftemizi biz hazırlayalım. Evet, hemen listemiz hazırsa tamam. O zaman biz sevgili izleyenim, hemen köftemizi hazırlayalım. Biz köftemizi güzelce bir şekilde hazırlayalım. Köftemizde ne? Evet. Evet, listemiz hazır. Hemen listemiz gelsin. Evet, ıspanaklı Hasan Paşa köftemiz. Sevgili izleyenler, ayrı bir tat ve ayrı bir lezzet dedik. Ama biz bugün biraz daha değişik yapacağız. Çok da güzel olacak inşallah. Ispanaklı Hasan Paşa köftemiz için kullanacağımız malzemeler 1 kilo kadar hemen dana kıymamız var. Kullanıyoruz. Ondan sonra 1 adet aneban yumurtamız var. Ondan sonra 1 adet kuru soğanımız var. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber, kimyon. Ve 1 tatlı kaşığı kadar köfte harcımız, köfte baharatımız. 1 tutam kadar maydanoz kullanıyoruz. 3 diş sarımsağımız var. Ondan sonra 500 gram kadar sevgili izleyenler hemen ıspanak. Bugün biz çilişotu kullanacağız. O da çok yakışacak. Güzel bir lezzet katacak. Ve ondan sonra 100 gram kadar aneban kaşar peynirimiz var. 2 adet domates kullanacağız. 1 kilo kadar kıymamız var. 1 adet aneban yumurtamız var. 1 adet hemen kuru soğanımız var. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber, kimyon, köfte harcımız, köfte baharatımız. 1 tutam kadar maydanoz. 3 diş sarımsak kullanacağız. Ondan sonra 500 gram kadar ıspanak veya çilişotu kullanılabilir. Ondan sonra sevgili izleyenim hemen 100 gram kadar aneban kaşar peynirimiz var. Onu kullanacağız. 2 adet domatesimiz olmuş olacak veya domates kullanacağız. Öncelikle köftemizi hazırlayacağız. Köftemizi hazırladıktan sonra güzelce bir şekilde fırına göndereceğiz. O fırında yavaş yavaş pişecek sevgili izleyenler. O iyice bir piştikten sonra onu alıp soğutmaya bırakacağız. Ayrı bir tenceremizin içine hemen bize şöyle ıspanak veya da çilişotumuzu güzelce bir şekilde kavuracağız. Ve kavrulduktan sonra köftemizin ortasına ilave edeceğiz. Üzerine domatesimiz gelecek. Onun üzerine kaşar peynirimiz geldikten sonra tekrardan fırınlayacağız. Fırında o kaşar peynir iyice bir eriyecek ve güzelce bir şekilde kızardıktan sonra hemen Hasan Paşa köftemiz hazırlamış olacak. Ve sizler de afiyet yiyeceği çok lezzetli bir köfte olmuş olacak inşallah. Hemen ilk önce sevgili izleyenlerimiz şöyle soğanımız gelsin. Evet, şöyle. Hemen sarımsağımızı iyice bir rendeleyelim. Güzel bir lezzet katsın. Hafif. Şöyle yavaş yavaş hemen bir adet soğanımız yeterli olacak. Bunu şöyle güzelce bir şekilde rendeledik. Hazır soğanımızı. Biraz da bizi duygulandırdı soğanımız. Biraz suya atalım ki çok fazla bizleri duygulandırmasın. Şimdi
Hemen soğanımız hazır, sarımsağımız hazır ve kıymamız sevgili izleyenlerimiz. Kıymamızı da aldık. Tekrardan içine şöyle galeta unu veya da ekmek kullanabilirsiniz. Hangisi varsa elinizde onu değerlendirebiliriz. Şöyle biraz da galeta unumuzu gönderdik. Galeta unumuzu şöyle arka tarafa alalım. Biraz şöyle hafif sevgili izleyenlerimiz baharatlarımızı ilave ettik. Tuzumuz yetecek kadar tuzumuzu gönderiyoruz. Köfte harcımız ve köfte baharatımız. Biraz da kimyonumuz gönderdik. Ondan sonra çok hafif biraz sevgili izleyenlerimiz şöyle pulverimiz gelsin. Bunun içine biraz karabiberimiz. Ondan sonra bir adet hemen anneban yumurtamız. Şöyle yumurtamızı da gönderiyoruz. İçine biraz şöyle yağımızı gönderiyoruz. Ve köftemiz hazır. Tepsimizi de alalım. Fırına göndereceğimiz tepsimiz. Yavaş şöyle bir tane tepsimiz gelsin. Ondan sonra köftemizi iyice bir yoğuralım. Hemen sevgili izleyenlerimiz soğanımız, sarımsağımız, bütün baharatlarımız, galeta unumuz, yumurtamızla beraber iyice bu köftemizin harcını hemen yoğurmuş olacağız. Şöyle iyice bir yavaş yavaş şekil almaya başladı. Lezzetli bir köftemiz için sevgili izleyenlerimiz hemen öncelikle soğanımızı, sarımsağımızı rendeledik. Onları rendeledikten sonra içine bütün baharatımızı ilave ediyoruz. Yumurtamızı, biraz da içine sıvı yağımızı gönderdik ve yavaş yavaş şimdi yoğurma işlemine başladık. Kaç tane yapacaksak ona göre kesebiliriz. Hemen 4 veya da 5 tane yapılabilir. Fırında şöyle güzelce bir şekilde sevgili köftelerimizi pişireceğiz. Şöyle kaç tane yapacaksak hemen köftemizi kestik. Köftemiz hazır. Biraz hafif yağ kullanacağız. Sıvı yağımız gelsin. Evet. Hafif. Şöyle yağımızı ilave ettik. Ondan sonra köftelerimize şekil veriyoruz. Şimdi sevgili izleyenlerimiz şöyle diğeri de hemen kenarına şöyle güveç şeklinde sevgili izleyenlerimiz güzel bir şekil vereceğiz. Şöyle alalım sevgili izleyenlerimiz daha rahat bir şekilde hazırlamak için. Sizler de görecek şekilde hemen yanımıza doğru aldık. Şöyle şöyle köftelerimize şekil vermeye başladık. 6 tane dedik sevgili izleyenler. Tabii siz dilerseniz biraz daha fazla da kullanabilirsiniz. Hemen bunu da köşeye doğru şöyle şekil veriyoruz. Kenarlarını hafif toparladık. Hazır. Evet. Bunu da aynı işlemle biraz daha hızlandırıyoruz. Evet. Son kalan köftemiz de gelsin.
Bunu da hızlı bir şekilde sevgili izleyenlerimiz biraz şöyle düzeltiyoruz. Şimdi köftelerimiz hazır diyebiliriz. Eldivenlerimizi değiştirelim. Köftelerimiz hazırlandıktan sonra sevgili izleyenim fırına gönderelim. Fırında yavaş yavaş pişsin. Şöyle fırına gönderdik sevgili izleyenimiz. Fırında yavaş yavaş biraz da fırınımızın derecesini yükseltiyoruz. 160-170 derece. Bir 5 dakika biraz kendini çekmesi gerekiyor. 5 dakika kendini çektikten sonra hemen köftemiz hazırlanmış olacak. Ve ondan sonra sunumunu yapabiliriz. Fırınımızı kapatalım. Şöyle kapattık. Hazır. O yavaş yavaş pişmeye başlasın. İyice bir hazırlanacak. Şimdi sevgili izleyenlerimiz bir yandan da ıspanak veya da çiriş otu dedik. Hangisini istiyorsak onu kullanabiliriz. Şöyle ocağımızın altını açalım. Tenceremiz ısınsın. Eldivenimiz hazır. Evet. Ya şöyle anaban tereyağımız. Hemen hafif şöyle tereyağımızı gönderdik. Tenceremizde yavaş yavaş tereyağımız erisin. Şimdi hemen gönderdik sevgili izleyenlerimiz. Şöyle tenceremizde tereyağımız eriyor. Tabi isterseniz dediğimiz gibi ıspanak da kullanabilirsiniz. O da çok güzel yakışıyor sevgili izleyenlerimiz. İsterseniz elinizde varsa çiriş otu da kullanabilirsiniz. Çiriş otu da çok güzel ve farklı bir lezzet katıyor. Ayrı bir aroması var. Hemen çiriş otu biraz şöyle sevgili izleyenlerimiz. Hemen pırasayı andırıyor ama daha değişik, daha güzel bir kokusu var, daha güzel bir lezzeti var. Eğer ki bulabiliyorsanız, gerçi o da belli bir mevsimlerde bulunuyor. Eğer ki bulabiliyorsanız bol bol tüketebilirsiniz ve hatta dolaba alıp hemen güzelce bir şekilde dondurup bol bol da tüketilebilir. Şimdi soğanımız hazır, soğanımızı gönderiyoruz. Tenceremize yavaş yavaş kavrulsun. Ondan sonra bir diş sarımsağımız. O da güzel bir aroma versin. İnce ince doğradık. Tekrardan sarımsağımızı da gönderelim. Soğanla beraber iyice bir hazırlansın. Ve de sevgili izleyenlerimiz şöyle bizde çiriş otlarımız hazır. Gördüğünüz gibi güzelce bir şekilde. Dediğimiz gibi isterseniz ıspanak da kullanabilirsiniz. İsterseniz çiriş otu da hangisini tercih ediyorsak sevgili izleyenlerimiz onu da bol bol kullanılabilir. Şöyle iyice bir doğradık. Hemen tabağımızı alalım ki soğanlarımızın kavrulmasını bekleyeceğiz. Şöyle hazır. Onu da evet, kenara aldık. Şimdi hemen çiriş otumuz da hazır. Bir iki tane de domates dedik. Domatesimiz de gelsin. Böyle bir iki tane domatesimiz hazır. Şimdi yavaş yavaş soğanımız kavruluyor. Soğanımız kavrulurken domatesimizi evet şöyle sevgili izleyenlerimiz hemen domatesimizi de doğrayalım. Evet. Şöyle önce dilimleyelim. Domatesimizi dilimledik. Kuşbaşı şeklinde, minik kuşbaşı şeklinde doğrayacağız. Hazır. Bunu da aynı şekilde. Hemen küp küp doğradık. Evet, şimdi domateslerimiz hazır. Doğrama işlemine devam ediyoruz. Bir yandan da soğanlarımız hemen hemen hazır diyebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Biraz şöyle pembeleşmeye başladı. Hafiften karıştırıyorum. Çiriş otuyla beraber kavrulabilir, sotelenebilir. Gönderiyoruz kabımızın içine.
güzelce bir şekilde hazırlansın. Ondan sonra domatesimiz hazır. Şöyle tabağımıza gönderelim. Tahtamıza ufak bir su tutuyoruz. Fırında köftelerimiz pişiyor. O pişerken biz de çilişotumuzu hazırlıyoruz. Hafif soğan, sarımsak, tereyağımıza beraber iyice bir soteliyoruz. Şöyle karıştıralım. Ondan sonra içine çok az bir tuzumu gönderiyorum. Çok az bir pul biberimiz. Lezzet katması için hafif biraz karabiberimiz. O çok güzel bir aroma katacak. Bunlarla beraber iyice bir şöyle bir karıştıralım. Kendini bırakmaya başladı. Çilişotu da sevgili izleyenler, ıspanak gibi hemen çok hızlı bir şekilde pişiyor ve çok kısa bir sürede kavrulabilir. Köftelerimize şöyle bir göz atıyoruz. Köftelerimiz biraz daha şöyle bir iki dakika daha bekleyebilir. Ondan sonra domatesim de hazır. Domatesimi gönderdim tenceremize. Hemen şuradan ufak iki tane domates alıyorum. Bunları altıya sevgili izleyenler, dilimler halinde keseceğiz. Kenara aldık. Bunu da aynı şekilde kenarda. Şöyle bir tahtamızı hemen tutalım. Tahtamız hazır. Domatesimiz de hazır. Şöyle kenara aldık sevgili izleyenlerimiz. Ve de üzerine hafif şöyle kaşar peynirimiz gelsin. Kaç tane yapacaksa sevgili izleyenler, ona göre fazla veya da az da kullanılabilir. Bunları da biraz şöyle dilimliyoruz. Hazır. Kenara aldık. Çilişotlarımızı biraz daha soteledik sevgili izleyenlerimiz. Şimdi 1-2 dakika içinde yemeğimiz hazırlanmış olacak. Köftelerimiz de pişmiş olacak sevgili izleyenlerimiz. Dilerse hemen o yavaş yavaş pişerken biz makarnamızdan listesini alalım. Hem bir yandan da makarnamız haşlamış olacak hem de biz de makarnamızı hazırlamış olacağız. Evet, şimdi şöyle çilişotlarımız kavruldu. Baharatlarımızı içine ilave ettik. Fırında köftelerimizin sadece şöyle 1-2 dakika içinde pişmesini bekleyeceğiz. O da güzelce bir şekilde şöyle hazırlanmış olacak. Evet, hemen alalım makarna listemizi. Şöyle bir gelsin. Mantar soslu makarnamız için sevgili izleyenler, kullanacağımız malzemelerimiz hemen nelerdi? Bir paket elimizde hangi makarna varsa kullanabiliriz. Bir paket makarnamız var. 300 gram kadar mantar kullanıyoruz. 3 yemek kaşığı kadar aneban tereyağımız olacak. Ondan sonra 1 adet hemen biberim, 3 adet karışık biber kullanacağız. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber. 2 adet domatesimiz ve 1 tatlı kaşığı kadar salça kullanıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Hemen 1 paket makarnamız var. Makarna kullanacağız. 300 gram kadar mantar kullanacağız. Ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar aneban tereyağımız var. Ondan sonra 3 adet biberimiz var. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber. Ve 2 adet domatesimiz var. 1 yemek kaşığı kadar salçamız var. Öncelikle hemen makarnamızı normal haşladığımız gibi güzelce bir şekilde haşlayacağız. Servis yapacağımız tabağımızı alacağız. Ayrı bir tenceremizin içine güzelce bir şekilde sevgili izleyen hemen mantarımızı kavuracağız. İçine baharatlarımızı ilave edeceğiz. Ondan sonra salçamızı ilave edeceğiz. Onları ilave ettikten sonra sosumuz hazırlanmış olacak. Ve sunum yapacağımız makarnamızın üzerine alacağız. Ve ondan sonra afiyetle yiyeceğiniz çok da güzel bir lezzet olmuş olacak inşallah. Şimdi makarnamız için biraz şöyle tenceremize suyumuz kaynıyordu. Hafif biraz şöyle yağımızı ilave ediyoruz. Hem birbirine yapışmasın diye makarnamız hem de daha lezzetli bir şekilde hazırlasın. Biraz da tuzumuzu içine ilave ettik. Tuzu içine ilave ettiğimizde hafif biraz soğutulabilir suyumuzu. Onun için biraz bekleyeceğiz. 1-2 dakika bekleyelim. Bismillah dedik. Köftelerimiz de hazır. Şöyle köftemizi de tezgahımızın üzerine aldık. Köftemizi aldık. Şimdi çilişotumuz da tamam sevgili izleyenlerimiz. Köftemiz güzelce bir şekilde pişti ve tezgahımızın üzerine aldık. Makarnamızı gönderiyoruz tenceremize. Makarnamız tenceremizde yavaş yavaş şöyle bir haşlansın. Hatta yer değiştirebiliriz. Şöyle aldık. Ondan sonra
Diğer ocağımızın altını kapatalım. Çiliç otumuz da hazır. Çiliç otumuzu güzelce bir şekilde kavurduktan sonra şimdi sevgili izleyenlerimiz sunum yapacağımız. Tabii siz isterseniz ekstradan kenarına sos da kullanabilirsiniz ama ben biraz şöyle yeşillikle beraber daha güzel bir uyum olmasını istediğim için şu şekilde hazırladım. Evet. Şöyle hemen iç harcımızı pay edelim. Hepsini yetecek şekilde yavaş yavaş dolduruyorum. Çiliç otumuzla beraber Hasanpaşa köftemiz hazırlanmış olacak. Şimdi diğerini de aynı şekilde. Evet, şimdi şöyle sevgili izleyenlerimiz. Evet. Şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen çiliç otlarımız hazır. Üzerine birer dilim domatesimiz ilave edelim. Bu şekilde gönderdik domatesimizi. Onun üzerine tekrardan kaşar peynirimiz, aneban kaşar peynirimiz gelsin. Evet. Şöyle diğerini de üzerine ilave ettik. Şu anda hazır sevgili izleyenlerimiz. Sadece tepsimizin altında çok minik biraz, yani 1-2 yemek kaşığı kadar su olursa şöyle buhar yapsın. Daha güzel bir şekilde pişirimi sağlasın. Çok az bir suyumuzu ilave ettik. Ve fırına gönderebiliriz. Köftemiz hazır. Şöyle köftemizi alalım. Köftemizi gönderebiliriz. Fırında yavaş yavaş pişmeye başlasın. Fırını sevgili izleyenlerimiz köftemizi gönderdik. Fırınımızı kapağını kapatıyoruz. 10 dakika içinde köftemiz hazırlamış olacak. 180 dereceyle 10 dakika içinde üzeri kızaracak ve üzeri kızardıktan sonra köftemizi alıp sunumunu yapabiliriz. Şimdi bir yandan hemen makarnamız iyice bir haşlansın. O haşlanırken ufak bir tenceremizi alalım. Şöyle küçük bir tenceremiz. Tekrardan sevgili izleyenlerimiz tenceremizin altını açıyoruz. Biraz şöyle aneban tereyağımız gelsin. Hafif. Şöyle tereyağımızı gönderdik tenceremize. Tereyağımız hemen güzelce bir şekilde kavrulmaya şöyle bir erimeye başlasın. Biz de ne yapacağız? Hafif biraz soğan güzel bir aroma ve lezzet vermesi için kavuracağız. Onu da içine ilave edelim. Hemen iyice bir kavrulsun. Soğanımızı ince ince doğrayalım ki içinde çok fazla belirgin verilmesin. Hemen çok da güzel bir lezzet versin diye. Bu şekilde size de hazırlayabilirsiniz. Şöyle soğanımız hazır. Soğanımızı. Şu anda görüyorsunuz soğanımız yavaş yavaş hazırlanıyor. Soğanımızı biraz şöyle sevgili izleyenlerimiz kavurma işlemine devam edeceğiz. Biz bu arada biraz da salçamızı alalım. Hemen biber salçası güzel bir lezzet katacak. Evet. Salçamız hazır. Yavaş yavaş soğanlarımızı soteleyelim. Biraz şöyle kavrulsun. Ondan sonra hem de makarnamız haşlanıyor. Makarnamız iyice bir haşlanacak. Ve sevgili izleyenlerimiz mantarımız da gelsin. Mantarımız şöyle hazır. Mantarımızı iyice bir. Şimdi şefla sevgili izleyenlerimiz şöyle mantar görünce canımız mantar istedi. Bize ne yapalım? Birkaç tane mantarımızı şefla beraber pişirelim mi? Güzel olsun, lezzetli olsun. Şöyle bir aldık sevgili izleyenlerimiz. Şefırlı fişimizi hemen taktık ve ondan sonra ızgaramız ısınmaya başladı. Şöyle birkaç tane mantarımız hemen közleyebiliriz. O da çok güzel bir lezzet olacak. Mantarımızı doğrayalım.
Mantar tabi istersek sevgili izleyenlerimiz biraz daha fazla da kullanabiliriz. Hemen mantarlarımızı şöyle iyice bir yıkadık, hazırladık. Bir yandan soğanlarımız, bir yandan makarnamız haşlanırken biz de şöyle güzelce bir şekilde sevgili izleyenlerimiz mantarlarımızı doğrayalım. Evet. Tekrardan hazır. Kenara doğru alıyoruz. Şimdi hazır. Şöyle biraz daha. Minik minik tabii. İsterse biraz iri parçalar. Şöyle hafif sevgili izleyenlerimiz isterse tabii dediğim gibi biraz daha iri parçalar halinde de doğrayabilirsiniz. İsterse şöyle minik minik de doğrayabiliriz. Eğer isterse dediğimiz gibi şu şekilde de hemen mantarımızı doğramaya başladık. Mantarımız hazır. Şimdi bir yandan da soğanımız kavruluyor. Bunu iyice bir kavurduk. İçine mantarlarımızı gönderelim. Tenceremize gönderdik. Şimdi yavaş yavaş sevgili izleyenlerimiz biber, bir iki tane de biber kullanabiliriz. Güzel bir lezzet vermesi için, aroma vermesi için. Biberimizi de hemen şöyle hazırlayalım. Şöyle biraz da ufaltabiliriz. Dörde böldük. Sivri biberimiz de aynı şekilde. Bunu da biraz da ufaltalım. Dörde böldük ve ondan sonra minik minik doğrayabiliriz. Küçük küçük biberimizi doğrayalım. Evet, şimdi hazır. Biberimizi de gönderiyoruz tenceremize. Bunu hafiften şöyle topaladık. Evet. Şimdi mantarımız ve biberimiz de güzelce bir şekilde hazırlanıyor. Biz de bu arada şöyle güzelce bir şekilde karıştıralım. Makarnamız da haşlandı. Hazır sevgili izleyenlerimiz. Onu güzelce şöyle bir karıştıralım. Evet, makarnamızı alabiliriz. İyice bir haşlandıktan sonra makarnamızı süzelim. Şöyle biraz yer açsın ki daha rahat bir şekilde çalışalım diye. Evet. Makarnamızı gönderdik sevgili izleyenlerimiz. Burası biraz da şöyle suyumuzu üzerine ilave ediyoruz. Hafif şöyle yapışmış birkaç tanesi ziyan olmasın diye onları da alabiliriz. Şimdi evet. Hemen biraz üzerinde şöyle suyumuzu tutuyoruz ki soğusun çabuk erkenin. Soğumasını sağlamış olacağız. Şimdi tenceremiz ısınıyor. Bir yandan mantarlarımız sotelenmeye başladı biraz içine. Hafif biraz şöyle lezzetli ve güzel olması için pul biberimiz. Biraz içine tuzumuz. Minik biraz karabiberimiz. Biraz da hafif kekik kullanacağım sevgili izleyenlerimiz. Daha güzel bir lezzet, aroma vermesi için sizler de tercih edebilirsiniz. Hemen kekikle beraber şöyle biraz karıştırdık. Ondan sonra tenceremizde hemen yağımızı eriteceğiz. Şöyle bir kaşığımızı alalım. Yağımızı iyice bir eritelim. Hemen tereyağımız biraz şöyle erimesi gerekiyor sevgili izleyenlerimiz. Mantarımız iyice kavruldu. Sotelendi. Ve içine salçamız gelsin. Hemen bir yemek kaşığı kadar salçamız gönderdik.
tekrardan salçamızla beraber hemen mantarlarımızı kavuracağız. Bunu biraz karıştıralım. Bir adet de domates içine ilave edeceğiz. Minik bir tane domatesimiz hazır. Onu da aldık. Tekrardan küçük küçük hemen doğrayalım. Bunu da aynı işlemle. Hazır. Şimdi hazır domatesimiz. Gönderiyorum tenceremize. Bu arada tereyağımız eritildi sevgili izleyenlerimiz. Makarnamızın daha güzel olması için, lezzetli olması için eğer ki sade de yapıyorsak, içine biraz pul biberimizi ilave edersek, hafiften biraz tuz takviyesi diye yaparsak makarnamız daha lezzetli ve güzel olacak. Ondan sonra şöyle karıştırıyoruz. Tekrardan makarnamız hazır. Tenceremize gönderdik. Onu da biraz şöyle karıştıralım. Tereyağımızla beraber makarnamız hazır. Ocağımızın altını kapatabiliriz. Ya şöyle sevgili izleyenlerimiz, sunum yapacağımız tabağımız gelsin şöyle. İki tane tabakla sunumumuzu yapacağız. Hemen sunum yapacağımız tabağımızı güzelce bir şekilde şöyle sevgili izleyenlerimiz makarnamızı koyabiliriz. Evet. Şöyle iyice bir hazır. Bir yandan da hemen mantarlarımız da kavrulmaya devam ediyor. Evet, makarnamızı güzelce bir şekilde sunumunu yapmaya başladık. Sosumuz hazır hemen hemen. Çok az bir suyla, minik yarım çay bardağı kadar suyla hazırlayabiliriz. Bu arada sevgili izleyenlerimiz, sevgili kameraman kardeşim hemen şöyle köftemizi bir göstersin. Ondan sonra köftemizi alabiliriz. Hemen çirişotlu Hasan Paşa köftemiz hazır veya da ıspanakla beraber de yapabilirsiniz. Hangisi sizlerin daha çok hoşuna gidiyorsa onu o şekilde bolca hazırlayıp afiyet yiyebilirsiniz. Fırınımızda pişmeye başladı. Güzel bir şekilde hazır. Ve alalım mı şöyle sevgili kardeşim? Yunus'um, acıktın sen herhalde. Bol bol acıktın. Şöyle iftar saatinde afiyetle yiyeceksin güzel kardeşim. Senin için biraz fazla hazırladım. Şöyle sevgili izleyenlerimiz, çirişotlu Hasan Paşa köftemiz hazır. Birazdan onun sunumunu yapacağız ve ondan sonra tezgahımızın üzerine almış olacağız inşallah. Şöyle fırınımızı kapatalım. Tekrardan şöyle makarnamız hazır. Sevgili kardeşim, iftar saatine dedik. Güzel bir sosumuz da hazırladık. Üzerine bolca sosumuz gelsin. Hafif sosumuzu gezdirelim. Şunu da ileri aldık. Onun üzerine de sosumuz gelsin şöyle. Hafiften bolca sosumuzu ilave edebiliriz. Bol mantarlı sosumuz çok yakışacak ve güzel olacak. İftar saatine kendimize hem güzel bir makarna hazırlamış olacağız sevgili izleyenlerimiz, hem de lezzetli bir makarna olmuş olacak inşallah. Biraz. Şimdi tezgahımızı yavaş yavaş donatmaya başladık sevgili izleyenlerimiz. Bir yandan dediğimiz gibi hem şöyle makarnamız hazır, tezgahımızın üzerine yerini aldı. Hem de biz şöyle güzelce bir şekilde sunumumuzu yaptık. Dilerseniz sevgili izleyenlerimiz hemen biz ne yapalım? Çok kısa bir tatlımızın tarifini alalım. Ondan sonra tatlımızı da yavaş yavaş hazırlamış olalım. Ondan sonra tatlımız güzelce bir şekilde hazırlansın. Ondan sonra... Evet.
Evet, şöyle sevgili izleyenlerimiz, hemen dediğimiz gibi köftelerimiz hazır. Köftelerimiz güzelce bir şekilde hazırlandıktan sonra makarnamız da hazır. Biz şöyle bir şey yapalım, hemen tatlımızın da listesi gelsin. Tatlımızın listesi geldikten sonra çok kısa bir araya gideceğiz. Reklamdan sonra sizlerle beraber güzel bir tatlı hazırlayacağız. Ondan sonra sunumunu yapmış olacağız inşallah. Şöyle sevgili izleyenlerimiz, ocağımızın altını biraz açalım. Isınmaya başlasın. Evet. Hemen damla çikolatalı pudingimiz için sevgili izleyenlerim kullanacağımız malzemeler nelerdi? Hemen bir paket çikolatalı pudingimiz var. Ondan sonra hemen 1 litre kadar sevgili izleyenlerimiz süt kullanacağız. Ondan sonra 2 su bardağı kadar toz şekerimiz var. Ondan sonra bir paket vanilya kullanacağız. 4 yemek kaşığı kadar nişastamız var. Hemen 50 gram kadar damla çikolatamız var. 1 yemek kaşığı kadar Hindistan cevizimiz olmuş olacak. Hemen bir paket çikolatalı puding kullanacağız. Ondan sonra 1 litre kadar sütümüz var. Ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar sevgili 2 su bardağı kadar hemen toz şekerimiz var. Toz şeker kullanacağız. 1 paket vanilyamız var. 4 yemek kaşığı kadar nişasta kullanacağız. Ondan sonra 50 gram kadar damla çikolatamız var. 1 yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi kullanacağız. 1 paket hemen çikolatalı puding, 1 litre süt, 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 paket vanilya kullanacağız. 4 yemek kaşığı kadar nişastamız var. 50 gram kadar damla çikolatamız var. 1 yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi kullanacağız. Öncelikle tenceremize sütümüzü ilave edeceğiz. O kaynadıktan sonra damla çikolatamızla hemen ondan sonra çikolatalı pudingimizi içine ilave edeceğiz. Güzelce bir şekilde kaynayacak. Şekerimizi aynı şekilde içine ilave edeceğiz. Ondan sonra nişastayla beraber koyu bir kıvam bulana kadar nişastamızı içine ilave edeceğiz. Ondan sonra servis edeceğimiz tabaklarımızı içine aldıktan sonra sevgili izleyenimiz üzerine Hindistan cevizi ve damla çikolatamızı serpip ondan sonra afiyetle yemiş olacaksınız inşallah. Evet, şöyle sevgili izleyenim, biz hemen tatlımızı yapmaya devam edeceğiz. Şefirle beraber güzel bir sunum yapacağız. Dilerse çok kısa bir araya gidelim. Reklama gidelim. Reklamdan sonra hem yemeklerimizden bahsedelim hem de sizlerle beraber tatlımız hazırlansın. Evet sevgili izleyenler, hemen çok kısa bir araya gitti ve reklamda bize ne yaptı? Şöyle sütümüzü tenceremize ilave ettik. O yavaş yavaş kaynamaya başladı bir yandan tatlımız için. Onun için şöyle biraz toz şekerimizi gönderelim. Hafif şöyle toz şekerimizi gönderdik. Daha güzel ve iyi bir şekilde şöyle çikolatalı pudingimizi hazırlamak için sevgili izleyenlerim biraz ne yapacağız? Hindistan cevizi içine ilave edebilirsiniz. Bu damağınızda daha güzel bir lezzet bırakacaktır. Hafif gönderdik. Ondan sonra şöyle tenceremizde şekerimizi hafif bir karıştıralım. İçine tekrardan şöyle ufak bir kaşığımızı alalım. Bir tatlı kaşığı kadar sevgili izleyenlerimize tatlımızın daha güzel görünmesini sağlamak için ve tatlımız daha güzel görünsün diye şöyle anaban tereyağımızı veya da sizler isterseniz hangi yağ varsa elinizde içine ilave ederseniz tatlınız daha güzel olacak. Biraz daha güzel bir renkte tatlımız hazırlanmış olacak. Şöyle karıştırdık. Kaynamaya devam etsin. Şöyle hemen sevgili izleyenimiz, biz de ne yapıyoruz? Şefırla beraber mantarlarımızı közleyelim. Şöyle aldık. Sevgili izleyenimiz, mantarımızı dizdik. Ondan sonra şöyle canımız biber istedi. Ne yapacağız? Yanına biberimizi ilave edeceğiz. Bir tane de kırmızı biberimiz olabilir. Ondan sonra tekrardan canımız domates istedi. Ne yapacağız? Domatesimiz. Hafif şöyle kaşar peynirimiz vardı. Kaşar peynirimizi ince ince doğrayalım. Hafiften hazır. Ondan sonra mantarlarımızı içine ilave edeceğiz. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, güzelce bir şekilde gönderdik. Mantarlarımız pişmeye başladı. Ondan sonra bunu kaldıralım. Sevgili izleyenlerimiz, kapağını kapattık. Şefırla beraber pişirmeye devam ediyoruz. Ondan sonra 2 tane yumurtamız gelsin. Hop. Şöyle aldık yumurtamızı. Hop, bir tane daha gelsin. Anneban yumurtamız hazır. Bir tane daha alabiliriz. Hop, evet, yumurtamız hazır. Onu da şöyle kırdık. İçine biraz pul biberini seviyoruz sevgili izleyenlerimiz. İftar saatinde kendimize şöyle güzel bir hemen omletle yapmak istiyorsak ne yapacağız? Şefırla beraber kısa bir sürede neler yapacağımızı da görebiliriz. Şimdi yumurtamız hazır. Bunu hafiften şöyle çırpalım. İyice bir
yumurtamızı güzelce bir şekilde çırptıktan sonra yumurta hazır. Biraz şöyle tereyağımız gelsin. Tereyağımız da şöyle ufak bir bıçak da olabilir veyahut da sevgili izleyenlerim şöyle alalım. Of 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 hafif şöyle yağımızı mis mis şöyle domateslerimiz pişiyor. Ve de dediğimiz gibi hem de bir yandan sebzelerimiz közleniyor. Onlar közlenirken biz de hafif şöyle tereyağımız hazır. Tereyağımızı güzel bir şekilde hemen sevgili izleyen biraz da tereyağımızı ilave edin. Daha lezzetli olması için. Ondan sonra yumurtamız gelsin. Kenarına gönderdik yumurtamızı sevgili izleyenlerimiz. Şefırla beraber pişirmeye devam edeceğiz. Bir yandan hemen sütümüz de kaynamış. Biz şöyle pişirimizi yaparken sütümüz de kaynadı. Fazla hemen taşmak üzereymiş. Onu unuttuk. Hemen çikolatalı pudingimiz gelsin sevgili izleyenlerimiz. Onu da gönderdik. Hafiften şöyle biraz karıştıralım. Evet, güzel kokmaya başladı. Şimdi yavaş yavaş hazırlanıyor. Ondan sonra hemen yavaş yavaş nişastamızı da hazırlayalım. Hafiften nişastamız açılacak. Az bir suyla, şöyle hafif bir suyumuzla nişastamızı açıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Hemen 3 veya da 4 yemek kaşığı kadar veya da yetecek kadar nişastanızı kullanabilirsiniz. Nişastamızı gönderiyoruz. Ondan sonra koyu bir kıvam alması gerekiyor. O zaten hemen koyulaşacak kaynadığı için. Ondan sonra bir paket vanilyamız daha güzel kokması için gönderdik. Onu hafiften şöyle iyice bir karıştıralım ki topaklanmasın diye. Evet. Şimdi sevgili izleyenlerimiz hem yağımızı kullandığımız için çatlanmayacak tatlımız bekletirse hem de güzel bir şekilde şöyle parlak bir renk vermiş olacak. Tatlımız hazır. Ve ocağımızın altını kapattım. Kenara aldık. Of 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 sevgili izleyenlerim şu güzelliği görüyor musunuz? Şu güzelliğe bakın. Hemen hızlı, kolay, pratik bir şekilde pişirimler dedik. Sizler de aynı şekilde ne yapacaksınız? Şefırla beraber kendinize güzel sunumlar yapacaksınız ve kendinizi şöyle biraz şımartacaksınız sevgili izleyenlerimiz. Şöyle hemen alalım. Şöyle telimizi aldık kenara. Ondan sonra biraz da kaşar peynirimiz gelsin. Evet şöyle sevgili izleyenlerimiz. Hazır. Ondan sonra servis yapacağımız tabağımız gelsin. İftar saatine dedik ki sevgili izleyenlerimiz kendimize güzel bir sunumu yapacağız. Hemen Bismillah dedik. Of 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 söyle sevgili izleyenlerimiz. Hazır. Onu şöyle. Şöyle aldık. Şimdi domatesimiz, ondan sonra mantarımız hop gelsin. Şöyle sevgili izleyenlerimiz biberimiz mis mis sevgili izleyenlerimiz. Hem de dediğimiz gibi kısa bir sürede kendimize şöyle güzel bir şekilde şöyle alacağız kenara. Tabi şefırla beraber dedik sevgili izleyenlerimiz ayrı bir tat, ayrı bir lezzet, ayrı bir güzellik dedik ve hazır. Kapatıyoruz. Ondan sonra şefırımızı kaldırabiliriz ortadan. Şimdi eldivenimiz de gelsin. Hemen şefırımızı kaldırıyoruz. Evet. Şimdi sevgili izleyenlerimiz gördüğünüz gibi biz ne yaptık? Hemen sunumumuzu şefırla beraber çok kısa bir sürede hazırladık. Aneban ürünümüzle beraber şöyle güzelce bir şekilde sunumumuzu gerçekleştirdik. Nişastamız hemen hazır. Onu da kenara alıyoruz. Biraz da tezgahımız hazırlansın. Ondan sonra tabağımız gelsin. Hemen sunum yapacağımız tabaklarımız hazır. Şöyle aldık. Tatlımız hazır.
Şöyle sevgili izleyenlerimiz, tatlımızı güzelce bir şekilde karıştırdık. Ondan sonra kenara aldık. Hemen kepçemizle sunumumuzu yapabiliriz. Evet. Hazır. Evet. Hop. Şöyle doldurduk. Öncelikle sütümüz iyice bir kaynıyor. Sütümüz kaynadıktan sonra sevgili izleyenlerimiz, hemen güzelce bir şekilde içine şekerinizi ilave ediyorsunuz. Ondan sonra vanilyanızı ilave edin. Biraz içine sıvı yağınız veya da şöyle anneban tereyağınızı ilave edeceğiz. O daha parlak ve çatlamasını da önlemiş olacak tatlımızın. Onunla beraber kaynamaya devam edecek. Ondan sonra içine biraz da hemen Hindistan cevizimizi göndereceğiz. Ondan sonra sevgili izleyenlerimiz, güzelce bir şekilde Hindistan cevizimizi de gönderdikten sonra şöyle nişastayla beraber bağlayacağız. Ondan sonra servis yapacağımız tabaklarımızın içine alabiliriz. Hemen görüyorsunuz tatlımız hazır. Şöyle tabaklarımızı hemen temizleyelim. Şöyle tabaklarımız güzelce bir şekilde hazır. Sadece kenarlarında şöyle bir ufak bir damlalar var. Evet şöyle. Şimdi tabağımız gelsin şöyle. Hazır. Hazır. Şimdi evet. Şunu da aldık kenara. Ve tatlımız hazırlandı sevgili izleyenlerimiz. Tatlımız hazırlandıktan sonra üzerine biraz daha güzel görünmesi için Hindistan cevizi serpiştirelim. İftar saatine ayrı bir lezzet ve güzellik olsun diye şöyle Hindistan cevizimizi gönderdik. Hafif biraz pasta süsü, üzerine biraz daha çocuklarımız da hoşuna gidecek şekilde şöyle biraz süsleyelim. Minik. Hemen süsledik ve bu şekilde tatlımız da hazırlanmış olacak ve sizler de afiyetle yemiş olacaksınız sevgili izleyenlerimiz. Gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede hem yemeklerimiz hazırlandı hem de sunumumuzu yapmış olduk. Sadece hemen şöyle bir alalım Hasanpaşa köftemizi. Evet. Şöyle bir tane kaşığımızda şöyle bir alalım. Hazır. Evet şunu hafif şöyle bir alalım. Bismillah dedik ve hazır. Evet. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, hemen çili şotlu Hasanpaşa köftemiz hazır. Bol mantarlı makarnamız hazır, tatlımız hazır. Dilerseniz hemen neler yaptığımıza bir göz atalım sizlerle beraber. Öncelikle hemen Hasanpaşa köftemiz gelsin. Evet, Hasanpaşa köftemiz sevgili izleyicilerimiz, güzelce bir şekilde hazırladık. İçine de tabii siz isterseniz ıspanak da kullanabilirsiniz, isterseniz çili şotu da kullanabilirsiniz. Hemen köftelerimiz biraz toparlandıktan sonra, piştikten sonra içine ıspanağımızı, çili şotumuzu ilave edip fırına gönderiyoruz. Evet, şöyle listemiz gelsin. Evet, ıspanaklı Hasanpaşa köftemiz için kullanacağımız malzemelerimiz nelerdir sevgili izleyenlerimiz? Size de evlerinizde yapacak çok da güzel ve farklı bir sunum için. 1 kilo kadar kıymamız var. Ondan sonra 1 adet anneban yumurtası kullanıyoruz. Ondan sonra hemen 1 adet kuru soğanımız var. Evet, 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, pulverimiz, kimyonumuz, köfte harcımız, köfte baharatımız var. Ondan sonra 1 tutam kadar maydanoz kullanıyoruz. 3 adet sevgili izleyenlerimiz, hemen 3 diş sarımsağımız var. 500 gram kadar ıspanak kullanacağız. 100 gram kadar hemen anneban kaşar peynirimiz ve 2 adet domates kullanacağız. 1 kilo kadar kıymamız, 1 adet anneban yumurtamız, 1 adet kuru soğanımız, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pulver, kimyon, köfte harcımız, köfte baharatımız ve 1 tutam kadar maydanoz, 3 diş sarımsak kullanıyoruz. 500 gram kadar ıspanağımız var ve 100 gram kadar anneban kaşar peynirimiz, 2 adet domates kullanıyoruz. Öncelikle köftemizi hemen harcımızı hazırlıyoruz sevgili. İçine soğanımızı, sarımsağımızı ilave edelim. Soğan ve sarımsağımızı ilave ettikten sonra ondan sonra bütün baharatımızı, galeta unumuzu, yumurtamızı, hafif yağımızı içine ilave ediyoruz. Köftemizi yoğuruyoruz. Köftemizi yoğurduktan sonra güzelce bir şekilde sevgili izleyenler, hemen şekiller veriyoruz. Ondan sonra fırına gönderiyoruz. Fırında biraz şöyle kendini çekmesi gerekiyor, pişmesi gerekiyor. Fırında kendini çektikten sonra ondan sonra ayrı bir tenceremizin içine soğanımızı kavuruyoruz. Ondan sonra çili şotlarımızı kavuruyoruz. Çili şotlarımızla beraber soğanımızı kavuruyoruz ve domatesimizi de kavurduktan sonra baharatlarımızı ilave ediyoruz. Ondan sonra ortasına hemen çili şotlarımızı ilave ediyoruz. Çili şotlarımızı ilave ettikten sonra üzerine domates ve kaşar peynirimizi ilave ettikten sonra köftemiz hazırlanmış olacak ve iyice bir hazırlandıktan sonra sevgili izleyenlerimiz, afiyet yiyeceğiniz çok da güzel bir lezzet olmuş olacak inşallah. Şöyle makarnamıza da hemen göz atalım.
Mantar soslu makarnamız için bir paket elimizde hangi makarna varsa sevgili izleyenler onu kullanabilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Hem de ziyan olmamış olacak, güzelce bir şekilde kullanmış olacak. Bir paket makarna kullanacağız, ondan sonra 300 gram kadar mantar kullanıyoruz. Hemen 3 yemek kaşığı kadar annem ve tereyağımız var, tereyağı kullanacağız. 3 adet hemen karışık biberimiz var, biber kullanacağız. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber kullanacağız. 2 adet domatesimiz var. 1 yemek kaşığı kadar salçamız var, salça kullanacağız. Öncelikle bir paket hemen makarnamızı güzelce bir şekilde haşlayacağız. Ondan sonra haşladıktan sonra annem tereyağımızla beraber tuz, pulverle beraber karıştırıp servis edeceğimiz tabaklarımızı alacağız. Ayrı bir tenceremizin içine hemen soğanımızı kavuracağız, mantarlarımızı kavuracağız. Onun içine hemen biberimizi, domatesimizi ilave edip iyice bir kavurduktan sonra bütün baharatlarımızı içine ilave edeceğiz ve salçamızla beraber biraz daha kavurduktan sonra suyumuzu içine ilave edeceğiz. Ve suyumuzu da içine ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde sevgili izleyenlerimiz hemen sosumuz hazırlanmış olacak. Makarnamızın üzerine sosumuzu da ilave ettikten sonra afiyetle yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir soslu makarna olmuş olacak inşallah. Tatlımıza da hemen bir göz atalım. Damla çikolatalı pudingimiz içinde sevgili izleyenlerimiz hemen kullanacağımız malzemelerine bir paket hemen çikolatalı pudingimiz var. Ondan sonra 1 litre kadar süt kullanıyoruz. Ondan sonra 2 su bardağı kadar toz şekerimiz var. Bir paket hemen vanilyamız var. 4 yemek kaşığı kadar sevgili izleyenlerimiz hemen nişasta kullanıyoruz. Ondan sonra 50 gram kadar damla çikolatamız var. Onu kullanacağız. 1 yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi kullanıyoruz. Bir paket çikolatalı pudingimiz var. 1 litre kadar süt kullanıyoruz. 2 su bardağı kadar toz şekerimiz var. Bir paket hemen vanilyamız var. Ondan sonra 4 yemek kaşığı kadar nişastamız var. 50 gram kadar hemen çikolatamız var. 1 yemek kaşığı kadar Hindistan cevizimiz var. Önceki tenceremize sütümüzü ilave ettik. Güzelce bir şekilde sütümüz kaynıyor. Ondan sonra içine hemen sevgili toz şekerimizi, hemen çikolatalı pudingimizi ilave ediyoruz. Biraz Hindistan cevizi, biraz yağımızı ilave ettikten sonra iyice bir kaynıyor. Ayrı bir kabımız içine nişastamızı hafif bir suyla açıyoruz. Ondan sonra içine ilave ediyoruz. Koyu bir kıvam aldıktan sonra servis edeceğimiz kaplarımızın içine aldık. Ondan sonra üzerine tekrardan Hindistan cevizimizi pasta süsümüzle ilave ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Bunları da üzerine ilave ettikten sonra tatlımız hazırlamış olacak ve size de afiyetle yemiş olacaksınız inşallah. Evet şöyle sevgili izleyenlerimiz, tabii ki damla çikolatamızı dedik ama damla çikolatayı sizler ne yapacaksınız? Servis veyahut da sunum yapacağınız zamana kadar yani iftar saatine yakın damla çikolatanızı üzerine ilave edebilirsiniz. İftar saatine yakın olursa hem üzerinde biraz daha güzel görünecek sevgili izleyenlerimiz. Bu şekilde damla çikolatamızı hafif üzerine ilave edelim. Daha güzel ve lezzetli olacak tatlımız. Bu şekilde damla çikolatanızı da gönderdikten sonra tatlımız hazırlanmış olacak ve sizler de afiyet yiyeceğiniz çok da güzel ve farklı bir sunum olmuş olacak. Şafırla beraber hemen yumurtamızı, anneban yumurtalarımızı, tereyağımızı hazırladık. Onlar da dediğimiz gibi canınız ne istiyorsa onu güzelce bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Evet sevgili izleyenlerimiz sizlerle beraber güzel bir günü noktaladık. Yarın birbirinden güzel yemeklerimizle burada olacağız. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.